18 Nisan 1906 Saat sabah 5.12. San Francisco'da 400 bin kişi uykudayken 7.9 büyüklüğünde bir deprem şehri sarstı. Sarsıntı 45 saniye sürdü. Ancak asıl yıkım bundan sonra yaşandı. Deprem yalnızca başlangıçtı. İzleyen 3 gün boyunca yangınlar şehri kuşattı ve San Francisco geniş alanlarda yok oldu. Aynı zamanda tarihin en hızlı yeniden inşa hamlelerinden birinin zemini böyle atıldı. Kırılan gaz boruları yangınları tetikledi. Su şebekesindeki hasar nedeniyle itfaiye etkili müdahalede zorlandı. Alevler 3 gün ve 3 gece boyunca devam etti. İkinci gün yangın kontrolden çıkınca General Frederick Fanson devreye girdi. Karar dinamitle yangın koridorları açmaktı. Ancak patlatmalar beklenmedik biçimde alevi büyüttü. Üçüncü gün rüzgar yön değiştirdi ve yangın Golden Gate Park istikametine ilerledi. Bu aşamada şehrin yaklaşık %80'i kül olmuştu. 28 bin bina yok oldu. 250 bin kişi evsiz kaldı. Resmi kayıtlara geçen can kaybı 478'di. Dönemin kayıt koşulları nedeniyle gerçek sayının 3000'in üzerinde olduğu değerlendirildi. Şehrin yanıtı netti. Yeniden ve daha iyi inşa edilecekti. Daniel Burnham'ın öncülük ettiği modern plan, geniş bulvarlar, deprem ve yangına dayanıklı yapılar ve güncellenmiş altyapı ilkelerini ortaya koydu. Bu yaklaşım uygulamaya yön verdi. Yeniden inşanın hızı dikkat çekiciydi. 1915'e gelindiğinde Panama Pasifik sergisi ile dünyaya San Francisco geri döndü mesajı verildi. Bu süreçte yapı yönetmelikleri, deprem mühendisliği ve şehir planlama ilkeleri belirgin biçimde gelişti. 1906 felaketi San Francisco'yu modern bir şehir anlayışıyla buluşturdu. Takip eden yıllarda Bay Area'nın planlı gelişimi ve büyük altyapı projeleri için bir zemin oluştu. 3 günde yok olan bir kent 9 yılda çağdaş bir silüete kavuştu. Geriye dayanıklılığın kurumsal bir standarda dönüşmesi kaldı. Daha fazla tarih için son mühürü takip edebilirsiniz.